Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizden gelen bilek güreşi maçlarının analizlerini yapacağız inşallah. Birçok amatör maç dışında profesyonel maçlar da gönderilmiş. Onların da antrenmanlar ve maçlar olarak sizlere analizlerini yapacağız. Çok fazla video olduğu için aşağı yukarı daha önce yapmıştım. Hatalar vermişti. O yüzden yeniden çekiyorum. Donmalar çok olmuştu. Bir 50 dakikayı bulmuştu. O yüzden tek seferde değil arkadaşlar. Buradaki isim sırasına göre paylaşacağım bir fayda var. İsterseniz arkadaşlar hemen maçlarımızdan analizlerine başlayalım. İlk maçımız Serdar. Demiş ki adım Serdar hocam. Siyah kazaklıyım. Açılarım iyi mi diye sormuş. Hemen bakalım maile. Aynen farklı bir şey yazmamış anda başlatalım. Oturarak maç atıyorsunuz. Oturarak maç attığınızda kol bu şekilde açık oluyor. Çünkü biraz daha koltuk aşağıda kaldığından biraz da yani masa biraz uzun gibi. Şu açı biraz açık olduğundan burada hafiften bile bu tarafa gittiğinizde kemiğe baskı alırsınız. Bunu bilmekte fayda var. Çok iyi bir açı değil yani bu. Yani rakibinin rotasyon kısmına çok güzel baskı kurmuşsun. Çok iyi kontrol sende tamamıyla. Basıca da rahat dönüyorsun. <laughs> Çekiyorsun da rahatça. Yani arkadaştan bazı şekilde daha iyisin. Ama güzel olan kısım buraları da kontrol ediyorsun. Vücutta geri çek diyor. Şimdi o çektiği yeri tamamıyla buradan kontrol ediyor bir kere kendisi. Geri gitmesi için ister istemez biraz da buraların kontrol edebilmesi gerekir. Gayet güzel kontrol tamamıyla sende maç gidiyor. şimdi şurada devreye girmem gerekiyor. Çünkü iki el arkadaşlar sonuçta burada tamam rahat tutuyor. Belli ona karşı rakibine karşı bayağı güçlü ve güçlü bir sporcu olduğu da belli zaten. Dışarıda kolay kolay yerim tahmin edebiliyorum ben. Ancak iki el işin içine girdiği zaman şimdi buradaki arkadaş bunu belki yapmıyor ama çok fazla yapan var. Çok fazla insan orada sakatlanıyor. Buradan atsanız dahi üstten de olsa böyle de olsa ister istemez o güç noktaları maksimum şekilde farklı bir bölgeden gelmeye başlıyor. Hatta genelde çok fazla sakatlıklar bu şekildeyken direkt şöyle tutup buradan böyle şu elle direkt çok sert bir şekilde çevrildiğinde eliniz bu şekilde döndüğünden dolayı şimdi burada yüksek bir güç varken birden bu şekilde dönüyor ama sorun şurada asıl. Başladınız basıyor rakibiniz o pozisyonda kalsanız sakatlık kolay kolay olmuyor. Ama eli kaymaya başlıyor. Siz belki güçlüsünüz ondan. Buraya duraktan giderken bir daha bırakıp yeniden attığı anda sıkıntı doğmaya başlıyor ortaya. Çünkü o maksimum kasılan kas anında boşalıp birden büyük alıyor. Ve belki farklı kas grubuna da geçiş yapabiliyor. Bu da sakatlanmalara sebep olabiliyor arkadaşlar. ya yani şu noktada ben çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim ve dışarıda bunu yapmanız da çok güzel olur. Sonra niye kolum ağrı diye çok dönem var. Şu an çok ani hareketler yapmadığı için çok ciddi bir sıkıntı olmuyor. Güzel maç. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar bir diğer maçımız Arda Kaan Sözgen. Hemen bir mailine bakalım farklı bir şey var mı? Kastamonu Bilek şampiyonluğu ilk resmi maçım diyor Arda. Arda Aynen Arda Kaan Sözgen. Tamam isim de arkada yazıyormuş. Karıştırmayız. Hemen başlatalım arkadaşlar. Ses bana çok geliyor. Size muhtemelen gelmeyecek çok ama. Şimdi sol kol maçı yapılıyor. Kastamonu ile birinciliği almış arkadaşımız. Aynı yaklaştırması güzel oldu. Yani güzel, çok güzel bir şekilde çekmişsin. Rakibin parmaklarını bozmuşsun ama Ön bileğin farkında mısın? Esnemiş. Esnemesinin sebebi el baskısı ile değil. Sadece buraya kendi çekerek yapıyorsun. Ve buranın çok baskın kullanıyorsun. Burandan diye çekişin. Şuradan çok baskın. Çünkü rakibi çekince alt alt parmaklarını bozmuşsun. Alt parmağı bozunca da istersemez gerisin geri devam ediyor. Yalnız şurada şöyle bir durum var. Ona hemen bir daha gelelim. Bak parmaklar alt taraftan bozulduğu için orası zayıf düştüğü için buradan devam ediyorsun. Aynı şekilde. Ancak rakibin kendini arkaya doğru yüklemeye devam ediyor. Yüklemeye devam ettikçe de senin bir yandan taşıyor ama kendini arka doğru yaslamış farkındaysan. Yaksıladığı için de senin alt parmaklarına bası gelmeye devam ediyor. Bu da ön düşmesine sebep oldu. Burada biraz daha benim tavsiyem bunu daha çok basıp çünkü zaten istediği almışsın. Bundan sonra böyle çekmen dışında biraz daha şuradan böyle bir kontrol edip rakibinin şu kilitlediği kısmı böyle çevirsen mükemmel şekilde açısını bozarsın. Bu kısımda açısını bozmadan gitmişsin. Sadece elini bozmuşsun ama açısını bozmamışsın. Yine yani hala buradan devam edecek bir açı bırakmışsın rakibine. Onun için de dediğim gibi şurayı içeri doğru bükersen bileği düşmüş sen bu şekildesin ama el böyle. Niye böyle? Çünkü bu taraftan çekmeye devam ediyor. Şu kısımdan çekmeye devam ediyor senin. Kaldırış gibi aşağıda kendi basmış ve senin bu parmakların şu kısma takıldığı için bastıkça aslında böyle kalmışsın. Hani biraz daha bu taraftan yükleyip kendi biraz daha kaldırış gibi başa bassan da olabilirdi. Ee, büksen de çünkü şöyle kalan birisi buradan yüklemeye devam ettiği buraya sadece baskı yapman gerekir bence. Çünkü burası artık böyle olmaya başlıyor senin. O en başta şunu içeri bükseydin işler çok daha değişirdi ama güzel bir maç olmuş gerçekten. Arkadaşlar sıradaki maçımız Arda Koç Yiğit. Şimdi hemen bakalım mailde ne yazmış. Bu arkadaşlarımla yaptım demiş. Hemen basıyoruz. Ağlarla spor vakti demiş. TikTok atmış bunu. Buradan başlıyor zaten. Şöyle bir daha bakayım. Meslek Lisesi'nde bir gün diyor. Ee, sesi arkadaşlar bazı videolarda arkadaşlar kendi aralarında biraz argo da konuşmuş olabiliyor. Onları hiçbir şekilde yayınlamıyorum. Ee, zaten kendilerine söylüyor. Hocam biraz argo olabilir diyor. Onları kısarsanız iyi olur diyorlar. Şimdi şöyle şu anda gayet güzel herhangi bir sakat pozisyon yok. Tabi şu açım maçın bitti yer olabilir. Çünkü normal bilek görüşünde şöyle bir mesafemiz vardır. Dirsek minderili olduğu zaman şöyle bir dirsek minderi sayarsanız aradaki mesafe kapanır. Yani şu kadar bir mesafe var aslında. Şurada maç biter. Ama önemli sonuçta kendi aralarında yapıyorlar burada. Çok güzel bir şekilde rakibi kaldırıyor. Çünkü o sırada zaten bekliyordu onu. Ama baskı yaptığında farkındaysanız şu taraf aslında muhtemelen kanında çok açık duruyor. Orada sakat bir pozisyona girmeye başladı bir de. Arda gayet güzel oradan döndürüyor. İşte şu girdiğim pozisyon bak. Vücut böyle. Sen şöyle duruyorsun. Şu pozisyonda duruyorsun ve yanda ağırlık. Şuradan her kaldırılan baskı senin şu pazı kemiğine baskı yapar. Yani bunları yaparken sizin bu tarz yerlerde en dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi buranızın hiç açılmaması. Şu sırt arası hiç açılmaması gerekiyor. Kilit noktasında bekleyecek. Eğer beklemezse ne olur? Açıldıkça yan baskılarda pazı kemiğine çok fazla baskı alırsınız çocuklar. Bu da sizin için sakatlıklar demek, ağrılar demek. Hani benim dirseğim niye acıyor, benim bu bölgelerim veya benim bu kemiğim niye acıyor dediğiniz zaman bu tarz maç açılarından dolayı olduğunu bilmenizde fayda var. İlk maç buydu. Şu maçla devam ediyorum. İşte şu açın gene açık. Bu arkadaş daha kapalı, daha iyi duruyor. Sen şu an açık. Belki taviz verdiğin için açıyorsun bilmiyorum ama açma kesinlikle. Daha şuralarda dirseğin olması gerekir senin. Vücudunda biraz daha geride hani şu şekilde olması gerekirken senin biraz açık duruyor. Burada güzel kontrol ediyorsun gerçekten. Yani güç farkı var belli. Şurada işte dediğim pozisyona geldik. Ee, şu kanat çok açık. Senin geldiğin pozisyon maç bitiyor tamam. Arkadaşım buradan kaldırdığı anda gerçekten çok ciddi baskı alırsın. Güç farkı olabilir ama ola ki kaldıran biriyle maç attın. Sıkıntı yaşarsın. Güzel maçtı. Kısa oldu. Bunu da açalım. Yukarıda az önce attın arkadaş. Ee, bir aranızda ezeli rekabet var belli. Şu açın aslında güzel duruyor. Tabii ki biraz daha kanat geride olsa daha iyi bir açı olacak. Çünkü bu kadar ilerideyken baskı nasıl yapacaksın rakibine? İlla ki kol buradayken baskı yapıyorsan sen aşağıya atınca kola açık kalacak demek ki şu kısım. Kapalı yaparsan biraz daha şöyle gidebilirsin. Muhtemelen ona dikkat etmiyorsun. Etmende fayda var. Arkadaşın çok güzel kapanmış gerçekten. Kontrol onda tamamen gözüküyor. Çok kötü bir açıya girmeye başladın. Kol bu tarafa doğru baskı alıyor. Sen böyle yapıyorsun. Bak, bak el orada duruyor. Sen böyle yapıyorsun. Ağırlığı tamamen bu bölgene verdin. Yani burada sen açısal maç atıyorsun ama açı maçı atmıyorsun. Vücudunun dayanmış olduğu, yaslanmış olduğu şu kemikle şu an maç atıyorsun. Şurayla. Fazla güçte sakatlık olur. Kesinlikle girmeyin arkadaşlar pozisyonu. pozisyona. İnanılmaz kötü bir pozisyon. Yani bu pozisyonda ben hemen atlardım durdurdum maç. Farkında mısın? Şuradan baskı yapıyorsun. Bir tane daha baştan izleteceğim size. Gittik şu an. Demeyeceğim bir şey. Burada aman. Zaten burada bir şey mi oldu da kestim maçı. Maç kesilmiş. Bir kez izlettirelim. Çok kötü bir pozisyon. Arda sakın. Yani buralarda bilek göğsü yapmayın. Kesinlikle. O dediğim şekilde ha. Dirsek burada kaldı. Sen basabilmek için ne yapıyorsun? Buraya gidiyorsun. Ama kesinlikle kol desteklemiyor. Vücut apayrı çalışıyor. Tam bir sakat pozisyon. Yani her türlü sıkıntı yaşayabilirsin burada. Buraya aman dikkat. Güçlüsünüz. Belli hırslısınız. iyi maçlar atıyorsunuz. Ama şu açılarınıza biraz dikkat edin. Etmezseniz yakında dirsek ağlarım niye oluyor? Bana hep bundan şikayetler geliyor. Buram niye acıyor? Buram niye acıyor? Buramda çok kötü bir ağrı var ya da arkadaşım gözümün önünde koluna şu oldu, şu oldu gibi. Bunlar dikkat etmeniz gereken şeyler. Dördüncü maçımız Batuhan Karaduman. Mesajına bakalım önce. Hocam mavi benim. Ee, eksiklerimi söylerseniz sevinirim tabii ki. Şimdi Orhan Gazanlı Lisesi anladığım kadarıyla. Bak burada bileğini tamamen bir kere kaybetmişsin. Rakibin bilek kısmından tutuyor. Senin duruşun tamamen bileğini kaybetmiş gibi duruyor. Sonradan niye düşürdün o kadar onu bilmiyorum. Başta güzeldi. Ama düşük olduğun halde kendini böyle kaldıraç gibi aşağı basıp çok güzel şekilde istene almışsın. Bir kere izleyelim sonra konuşalım. Şöyle bir daha oraya bakalım. Şimdi hemen analizini yapalım. Rakip aslında oradan tutuyor. Sen kendini aşağı doğru basarken haftan bir aşağı kaldıraç yapıp içeri doğru bükmüşsün. O güzel. Büktükçe de farkındaysan rakibin burası dönüyor. Dönerken bir yandan serçe parmağına doğru asla çekiyorsun. Güzel yapıyorsun yaptığını. Kaçmaya çalıştıkça da bak elin elin her şekilde tutmuş onu. Elin eğer tutmasaydı oradan bu şekilde kaçmaya kalktığı zaman parmakların bu şekilde oynayıp ön birbirine çarpışabilirdi. Yani şöyle olabilirdi ön Ayrılabilirdi. Ama sen gayet güzel bir şekilde atmışsın. Tek sıkıntını sana söyleyeyim. Her yer kilit güzel. Yukarısı, masanın üstü çok güzel. Ama şu masanın kısmında bir sıkıntı var. Yani sen kendini direkt aşağı doğru basmışsın. Kendi direkt aşağı doğru değil dizlerini içeri doğru iterken Solayan ayağın arkada duruyor. Sağ ayağın yine önde duruyor. Belden vücudu kırman gerekiyor. Belini iyice bu tarafa doğru kırıp dizleri içeri doğru büküp şu şekilde yapman gerekiyor ki şu arayı ayırma. Eğer bu arayı vücudu bükmeyi bilmiyorsan kendini aşağı doğru basacağından dolayı bu sefer bu arası ayrılarak maç atacaksın. Bu da senin maksimum güç kullanmana izin vermeyecek. Sadece yukarıda kitledin kadarsın. Rakip burada kendi seni bozduğun anda hiçbir şekilde defans bir şeyin kalmaz. Açın tamamen bozuk kalır burada. Yani el kontrolü güzel, rotasyon kilidi güzel. Bu açın güzel. Ama sıkıntı burası. Burayı toparlaman gerekiyor. O da işte ayak olayını biraz çözmen gerekiyor. Belden biraz daha kırarak yapman gerekiyor. Ama gayet güzel bir maç atmışsın. Ee, sanki biraz aşağıda bir sıkıntı var. Videolar daha önce çektiğimde 50 dakika civarında olduğu için çok uzun video olacağını dolayı onları 3'e 4'e gibi böleceğim. Yani part 1, part 2 diye. Bir dahaki bölümde Burak Atlı'nın maçtan analizini yapacağız. Burak bir dahaki videonun ilk videosu sensin. Görüşmek üzere.